Orada mı kullanıyor? Orada dedim. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar. Çalışma hayatında milli istihdam seferberliği kapsamında düzenlediğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu İş Sağlığı ve Güvenlik Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın İsrafil Uçum'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Teftiş Kurulu Başkanım, Sayın İş Sağlığı Güvenliği ve Mesleki Yetenekli Kurumu Daire Başkanlarım, Sayın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü ve Çevre ve Çalışma İş Kurumu İl Müdürü, Sayın Basın Mensupları, değerli konuklar. Çalışma hayatında milli istihdam seferberliği kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Sayın Orhan İyi'nin katılımıyla düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği konulu toplantıya hoş geldiniz. İş dünyası olarak çok önemli gördüğümüz ve önemsediğimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenlenen toplantıyı Adana Sanayi Odası olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti öncelikle belirtmek isterim. Değerli konuklar, öncelikle şunu belirtmek isterim ki sağlık ve güvenlik sosyal gelişmenin en temel değerlerindendir. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmak en temel insan hakkıdır. Uygulamaya konan birçok düzenleme çerçevesinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması noktasında önemli başarılar elde edildi. Adana Sanayisi olarak bizler de yapılan düzenlemelerin sanayicilerimize duyurulması ve iş sağlığı ve güvenliği kavramının yaygınlaşması ve iş kazalarının minimum seviyelere gerilemesi için birçok toplantı ve seminerler organize ettik. Bu anlamda bölge firmaları olarak önemli gelişmeler elde etmiş olsak da daha iyi noktalara gelmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği uzun soluklu bir yolculuk ve en önemli bir kültürdür. Bunu bir külfet ve eziyet olarak değil, aksine sonradan ortaya çıkacak ve telafisi imkansız kayıpların sigortası olarak görmemiz gerekmektedir. İşveren ve çalışanlar birlikte hareket ettiği sürece istenmeyen, beklenmedik kazalar minimum seviyelere gerileyecek, hatta sıfırlanacaktır inşallah. Çalışma hayatımızın önemli konularından biri olan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili toplantıya katılımımızdan dolayı siz değerli konuklara hoş geldiniz diyor. Sayın Bakan Yardımcımıza ve kıymetli bakanlık bürokratlarına sağlayacakları katkılar nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor. Bu toplantının başarılar getirmesini, hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygılarla selamlıyorum. Saygıdeğer konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Orhan İyi'yi davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli başkanım, değerli misafirler, Ankara'dan bizimle beraber buraya gelen ve bugün yine burada bize eşlik eden bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlara kıymetli başkan ve yöneticileri,
çok kıymetli İş Sağlığı Güvenliği profesyonelleri, çok kıymetli yine Türk İş Bölge Başkanımız ve Müteahhitler Birliği Başkanımız ve kıymetli SGK müdürümüzün şahsında çalışanlarımız ve iş kurum müdürümüzün şahsında yöneticilerimiz de burada var. Ben de hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Malumunuz, birçoğunuz belki alanla ilgilisiniz, haberdar olmuşsunuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik çağrısından sonra biz de bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettik ve 2016 yılının sonunda 81 vilayeti bakanlığımıza ilişkin talep, görüş, eleştiri, neler var, ne yapabiliriz şeklinde ziyaretlerimiz oldu ve bunların önemli bir kısmında sanayi odalarımız ve ticaret odalarımızda bu ve buna benzer toplantılar yaptık. Oradan aldığımız geri dönüşler, oradan aldığımız sıkıntılar, şikayetler veyahut da öneriler doğrultusunda politikalarımızı belirlerken aynı zamanda yine muhataplarımız olan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan örneğin tıbbi cihaz kullanan bir evde yatan bir hastamızdan tutun da emekli maaşı bağladığımız yahut mağduriyetten dolayı bir aylık bağladığımız bir emeklimiz yahut da bir gazimiz, bir şehit yakınımız olmak üzere bakanlığımızın muhatap olduğu, iş kurum fonlarından yararlanarak kendi işini kurmuş engellinin iş yeri olmak üzere birçok ne varsa hepsini dolaşmaya çalıştık. Çünkü 2000'li yılların başında milletten aldığı yetkiyle bu ülkeyi yönetme iradesini ortaya koyan yöneticilerimiz, liderimiz, cumhurbaşkanımız, başbakanımız bize hep şunu söylüyordu. Muhatabınızın ayağına gitmezseniz onun yaşadığı yerde sorununu sizinle alakayı kurduğu yerde onunla muhatap olmazsanız onun gerçekten neye ihtiyacı olduğunu bilemezsiniz, göremezsiniz diyordu. Ve biz de bunları organize ettik. Daha sonra istihdam teşvikimizi, artı istihdamı, işsizlikte bir rakamlardaki yükselmeyle beraber bir koridor açılması gerektiği hissiyle beraber bir istihdam seferberliği çağrısı oldu Cumhurbaşkanımızın. Biz de ona ilişkin teşviklerimizi sahada duyurmak ve anlatmak için 81 vilayeti yeniden dolaştık. Bütün bakanlığımızın üst düzey yöneticilerle farklı 13 grupla beraber ve yine özellikle baharın gelmesiyle beraber, inşaat sezonunun açılmasıyla beraber belki buna paralel yahut da farklı bir şekilde madenlerde faaliyetlerin artmasıyla beraber muhtemel iş kazaları riskinin oluştuğu bir ortamla beraber İstanbul'da 3. Havalimanı inşaatında Mart sonuydu, 23-24 Mart tarihlerinde zannediyorum büyük inşaat firmalarının, Türkiye'nin büyük firmalarının yöneticilerinin ve sahiplerinin katılımıyla Türkiye'nin büyük işçi konfederasyonlarının veyahut da sendikalarının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla ve yine Türk Standartları Enstitüsü'nden ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan ilgili muhatapların sivil toplum, özel sektör, çalışan temsilcileri ve devlet tarafıyla bir hedef sıfır mütabakatı imzalandı İstanbul'da. Burada maksat neydi? 2017 yılında Türkiye'de herkes üzerine düşeni yapma iradesini ortaya koyarak çalışma hayatında iş süreçlerinde iş kazalarını minimize etmek ve hedef sıfır yani sıfır ölümlü bir durumun oluşmasıyla yani hiç bir ölümlü kazanın olmadığı bir noktaya gelebilmek. Tabii hedefimiz bu. Bu iradeyi herkes ortaya koydu ve gayret ediyoruz. Şimdi bu